Tesla her yıl düzenli olarak halka açık bazı toplantılar düzenliyor. Hissedarlar günü, pil günü, yapay zeka günü gibi. Geçen yıl yapılan yapay zeka günündeki en büyük sürpriz Tesla Bot duyurusuydu. Gündelik işlerimize yardımcı olacak bir robot yapacaklarını ilan ettiler. Oldukça şık görünümlü tasarımlarını paylaştılar. Robot olarak gösterdikleri şey ise şuydu. Spandex kostümü içerisinde dans eden biri. İzleyicilerini ve takipçilerini trollemekten farklı türde bir keyif alan Elon Musk, dansçının ardından onun gerçek bir robot olmadığını açıkladıktan hemen sonra ekledi. Tesla Bot gerçek olacak. Aradan 13 ay geçti. Belli ki bu sözü tutabilmek için mühendisler epeyce bir çalıştılar. Çünkü geçen hafta düzenlenen 2022 Yapay Zeka Günü'nde Tesla Bot adını verdikleri insansı robotu nihayet sahneye çıkardılar. Titrek adımlarla her an düşecekmiş gibi yürüyen robot, bu kez içinde bir insan olmadan diğer insanları selamladı. İçinde bir insan olmadan mı acaba? Robotla ilgili aklımda oluşan bir takım sorular var, onlara değineceğim ama önce kendisini bir tanıyalım isterseniz. 1.73 boyunda 57 kiloluk humanoid bir robot bu. Yani insan anatomisine benzer şekilde tasarlanmış. İnsan gibi bacakları ve elleri var. Onları kullanarak 20 kilogramlık yükleri taşıyabilecek. Hareket edebilmesi için boynunda 2, gövdede 2, ellerde, kollarda ve bacaklarda da 12'şer olmak üzere toplamda 40 elektromekanik parça kullanılmış. Dikkat ederseniz ellerdeki parça sayısı kol ve bacaklardaki ile aynı miktarda. Bu kısmı özellikle vurguluyorlar. Ellerin insan seviyesinde olduğunu söylüyorlar. Robotik alandaki en önemli problemlerden biri bu çünkü. Bugüne kadar özellikle Japonlar robotlar konusunda çok önemli ilerlemeler kaydetti. Kendi robotunu yapan ilk otomobil üreticisi Tesla değil. Honda 2000 yılında Asimo adlı robotunu tanıtmıştı. Hello, I'm Asimo. Tam 22 yıl boyunca sahnelerde dans edip insanlara el salladı ve nihayet 31 Mart 2022'de son bir kez daha hayranlarıyla buluştuktan sonra emekliye ayrıldı Asimo. Çünkü şov yapmaktan başka bir işe yaramıyordu. Peki Tesla da aynı amaçla mı kendi robotunu tasarlıyor acaba? Evet, şimdilik o da sahnelerde şov yapıyor ama Honda'nın Asimo'sundan farklı olarak Tesla'nın Optimus adlı bu robotu çok sayıda üretilecek ve satılacak. Fiyatının 20 bin dolar civarında olacağı söyleniyor. Kendi açıklamalarına göre Tesla Bot yeni nesil bir otomasyonu öngörüyor. Gündelik hayatımızda bizim için tehlikeli ya da kendini tekrar eden ya da sıkıcı bazı işleri ona yaptıracakmışız. Bir ev robotu olacak yani. Mutfaktaki yiyecekleri toplayıp yemek pişirecek. Evdeki çocukların ya da yaşlıların bakımına yardımcı olacak. Şu yürüyüşüne bakılırsa yaşlılar ona daha çok yardımcı olacak gibi gözüküyor ama neyse. Şimdi şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Etkinlikten anlayabildiğim kadarıyla bu robot yukarıdan aşağıya doğru önceliklendirilmiş. Bacaklar henüz tam olarak çalışmıyor bile. Eller ve kollar yani eşyaları kavramak ve kaldırmak konusunda fena değil gibi ama onu bugüne kadar yapılan diğer tüm robotlardan ayrıştırabilecek en önemli alameti farikası kafası ve özellikle de gözleri. Üzerinde 8 tane autopilot kamerası var. Tıpkı Tesla otomobillerde olduğu gibi. Aslına bakarsanız bu otomobilleri kullandığınızda bir anlamda tekerlekleri, sensörleri ve kameraları olan bir bilgisayar kullanmış gibi oluyorsunuz. Girdi mi kayda? Çok yorulduğumuz zamanlarda arabaya kadar yürüyemiyoruz. Come to me diyoruz. Bana gel. Onu kullanmak üzere içine girdiğinizde adeta bir robotun içine girmiş gibi de oluyorsunuz. Her gün milyonlarca araç trafikte kameralarını yani gözlerini kullanarak seyahat ediyor. Yapay zeka desteğiyle yarı otonom bir şekilde hızlanıyor, yavaşlıyor, şerit değiştiriyor, hareket ediyor. İşte bunları yapabilmek için sokaklardaki nesneleri optik olarak belirliyor. Come to me yaptık. Tesla aynı teknolojiyi
Optimus'a transfer etmiş. Bu robot da otonom araç kullanımı için gerekli olan kameraları ve topladığı bilgiyi işleyen yapay zekayı kullanarak etrafındaki nesneleri belirliyor. Dediğim gibi kafa tarafı biraz daha gelişmiş. Robotun yeni modelinde bunu çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü bu yeni model henüz yürümeye bile başlamamış. Yardımcıları tarafından sahneye zar zor getirilebildi. Ancak ellerinin ve parmaklarının oldukça gelişmiş olduğu söylendi. Dolayısıyla alet edevat kullanımı konusunda işe yarayacağı iddia ediliyor. Tesla otomobil üretimi konusunda kazandığı tecrübeyi bu kez robot üretmek için kullanacak. Seri üretimini kolaylaştıran bazı tasarım kararları vererek maliyetleri aşağıya çekecek. Optimus bugüne kadar yapılan en gelişmiş robot filan değil. Bundan 7 yıl önce 2015'te yapılan DARPA robotik yarışmasına katılan şu 25 robotun çoğu bundan çok daha etkileyici özelliklere sahipti. Sonra bir de böyle her yıl başında yaptıkları neşeli danslarla sevimli gözükmeye çalışan Boston Dynamics robotları var bir de. Tesla'nın iddiasıysa kendi yapacakları robotun seri üretim için düşünülerek tasarlanması. Elektrikli otomobilleri yaparlarken de benzer bir mantığı kullanmışlardı. Piyasanın en kaliteli, en gelişmiş özellikli arabalarını yapmak yerine en akıllı ve sadece elektrikli araçlar yapmaya odaklandı. Kardeş şirketleri olan SpaceX, uzaya taşınan yük maliyetlerini azaltmaya ve daha sık sefer yapmaya odaklandı. Eğer robot işine de bu şekilde gerçekten odaklanabilirlerse, önümüzdeki yıllarda milyonlarca ev robotu görmeye başlayabiliriz diyorlar. Acaba öyle mi? Bunu söyleyebilmek için bence henüz erken. Elon Musk bile etkinlikte beklentileri ayarlayabilmek adına çok çaba sarf etti. Oldukça genç olan robotik ekibinin büyümeye ihtiyacı olduğunu söyledi. 2021'deki konsept aşamasından bugüne 3 faz gerçekleştirilmiş. Geliştirilmekte olan yeni modelde insan formuna daha da çok benzetmeye çalışmışlar. Ortalama 73 kilogramlık kütlesiyle insan vücudunda 200'den fazla parça serbestçe hareket edebiliyor. Tesla robotunun seri üretime geçebilmesi için bu karmaşık organizmanın sadeleştirilmesi gerekli. O yüzden biyolojik analizler yapıp mekanik analojiler çıkarıyorlar. Bu şemada turuncu gözüken yerler robotun hareketli kısımları, mavi yerlerse elektrikli aksam. 2.4 kWh saatlik bir pil paketiyle robotun bir gün boyunca çalışabilmesi sağlanacak. Robotun beynine Tesla otomobillerinde kullanılan bilgisayar yerleştirilecek. İletişim için Wi-Fi ve telefon bağlantısının yanı sıra ses desteği de düşünülmüş. Otomotiv alanında kullandıkları çarpışma testi modellerini bu robotlar içinde uyarlamışlar. Otomobillerde 3 kavrama dikkat ediyorlar. Enerji, kütle ve maliyet. Bu üç anahtar kelimeyle her parçayı tek tek değerlendirip optimize ediyorlar. Otomobili hareketlendirmek için ön ve arkada olmak üzere sadece iki motor var. Oysa bu robotta sayı 28'e çıkıyor. İşte robotun her bir hareketli eklem parçasını aynı kriterlerle optimize etmeyi planlıyorlar. Maliyetleri düşürebilmek için yaptıkları modellemelerde birbirinden farklı bu 28 parçanın çoğunda kullanılabilecek ortak 6 parça belirlenmiş. Bu model hesaplamalarına göre en düşük maliyetle üretilebilecek bu parçalar kütle başına en yüksek enerjiyi üretebiliyor. Simülasyonda böyle bir parçanın yarım tonluk bir piyanoyu bile kaldırabilecek güçte olduğu gösteriliyor. Aman ne güzel, ama ne gerek var diyebileceğimiz türde bir özellik değil bu. Parçanın gerçekten de bu kadar optimize edilmesi lazım. Çünkü insanların eklemleri ve kasları da yürürken böylesine bir güç üretmek zorunda. Henüz bunu başaramadıkları için olsa gerek, sahnedeki robotlarının kafası iyi çalışırken bacakları hala titriyordu. Gelelim ellerin tasarımına. Orada da biyolojik olarak insan elinden esinlenmişler. Neden? Çünkü insan elinin en önemli özelliği daha önce hiç görmediği nesneleri bile tutup kavrayabilecek yetenekte olması. Şu anda fabrikalardaki robotlar çok ağır yükleri tutma, kaldırma, taşıma gibi bazı fonksiyonlarını yerine getirebiliyor ama zaten tam da o işler için tasarlandıkları için bunu yapabiliyorlar. Tesla robotu insan elini taklit ederek çok daha esnek taşıma özelliklerine sahip olmalı. Otomobiller bir yerden başka bir yere giderken GPS destekli haritalardan faydalanıyoruz. Oysa bu robot sokaklardan çok
koridorlarda dolaşacak. GPS sinyalinin olmadığı bu yerlerde de sadece optik tanımlama yöntemleriyle yolunu bulabilmesi lazım. Bunun için Tesla otomobillerinde kullanılan sisteme yeni tanımlama ve etiketleme özellikleri getirmişler. İlk kez Nisan 2022'de adım atmaya başlayan robot, hala istenilen düzeyde yürüyemese de belli bir gelişmeyi kaydedebilmiş. İnsan benzeri bir yürüme seviyesine gelebilmesi için de lokomasyon planlaması aşamasına geçilmiş. Şu anda mühendislerin en büyük problemi ideal ortamla gerçek dünyanın aynı olmaması. Robot her adımını atarken hem kendi vücudunun parçalarını hem de etrafındaki dünyanın nesnelerini hesaba katması gerekiyor. Üstelik sadece dik durması ve yürümesi yeterli değil. O sırada ellerini ve kollarını da kullanmazsa pratik olarak bir fayda sağlayamaz. Bunun için insanların gerçek dünyada nesneleri nasıl manipüle ettiğini incelemişler. Örneğin bir kutuyu nasıl tutuyor? İnsanın bu hareketini animasyon filmlerinde de kullanılan motion capture, hareket yakalama tekniğiyle bilgisayara aktarmışlar. Ardından ters kinematik yöntemle aynı hareketleri robota yaptırmışlar. Videonun başında içinde bir insan olmadan mı acaba diye sormuştum. Çünkü bu hareketler tam da bir insanın yapacağı türde. Hani neredeyse bir kuklacı tarafından oynatılıyor gibi. Aslına bakarsanız kısmen öyle de diyebiliriz. Önceden yapılan insan hareketlerinden oluşturulmuş, onlardan yakalanmış referans bir hareket kütüphanesi kullanıyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Tabii ki bu kadar basit değil. Çünkü gerçek hayattaki her hareketi önceden bir insana yaptırıp bunu kaydedemezsiniz. Yapay zeka yardımıyla en yakın referans optimize edilerek robot tarafından yenileniyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Optimus'un optimize edilecek daha pek çok parçası olacak. Etkinlik boyunca en çok duyduğum söz as soon as possible oldu. Mümkün olan en kısa sürede. Robotu olabildiğince hızlı bir şekilde işe yarayacak hale getirip önce Tesla'nın kendi fabrikalarında kullanmayı planlıyorlar. Yatırımcılar ve finansal analistler Tesla'nın robotik teknolojisine yönelmesi konusunda oldukça şüpheliler. Ana faaliyet konusu olan elektrikli otomobillere daha yakın projelere odaklanmasını tavsiye ediyorlar. Ama bir yandan da düşündüğünüzde Apple'ın otomobil üreteceği yolunda söylentiler var biliyorsunuz. Yani bilgisayarcılar otomotive, otomotivciler de bilgisayara ve oradan da robotlara doğru bir meyil içinde. Elon Musk, biz halka açık bir şirketiz, halkın görüşü her şeyin üstündedir. Hissedarların davranış biçimine göre neyin doğru, neyin yanlış olacağını hep beraber göreceğiz şeklinde bir yorum yapıyor. Bazıları da Terminator'ün beta sürümü çıktı diyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Marketten alışveriş torbalarınızı taşıtmak için 20 bin dolarlık bir robot alır mıydınız? Ona yemek yaptırır mıydınız? Yoksa mutfak robotuyla idare etmeye devam mı ederdiniz? Evdeki yaşlılara, çocuklara böyle bir robotun bakması fikri nasıl geliyor kulağınıza? SpaceX'in uzay teknolojisinde, Tesla'nın elektrikli otomobil dünyasında yaptığı o yıkıcı yeniliklerin ışığı var mı sizce bu robotta?